Herkese yepyeni bir oda vlogundan merhaba. Yeni diyorum çünkü geçtiğimiz sene hatırlarsanız çok istemiştiniz. Bir oda video yapmıştık. Çok da eğlenceli geçmişti. Hatta o dönemde 100 bin aboneyi yeni geçmiştik. Tabi aradan bir yıl geçti. Birçok yeni ekipman dahil oldu yeni dizayn var, yeni dekorasyon değişiklikleri var arkadaşlar. Bunların bir güncel turunu tekrar atalım dedim. Bir de sizden çok fazla soru geliyor. İşte abi hangi ekipmanı kullanıyorsun, arka tarafta neler yaşıyorsun, İşte yayıncılık tarafıyla ilgili, bilgisayar tarafıyla ilgili. Bunlardan da bahsedeceğim. Bu soruları da yanıtlamış olacağız. Ben keyifli, eğlenceli bir tur olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki geçen sen gibi tur atarken oyun önerebilirim, film önerebilirim, bunun yanında kendimden bahsedebilirim. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Lütfen abone olarak beğeni butonuna basarak ve olsa yorumlara ve tabii ki düşünceleriniz ve görüşleriniz olsa onları da bildirebilirsiniz. Bunun yanında yok. Yoksa da selam gönderebilirsiniz. İnanın çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Oda turumuz başlasın. Oda turumuza giriş kapısından başlıyoruz. Sabah kalkıyorum. Videolar ve yayınlara hazırladığım bilgisayar köşesine geçiyorum arkadaşlar. Hemen arkasında oyunlar. Ortada Blu-ray filmler ve sinema sistemi. Yine oyunlar, oyunlarla ilgili figürler, heykeller ve arkadaşlar sinema koltuğu var. Geçen sene turumuza sağdan başlamıştık. Bu kez Soldan başlayalım. Hadi bakalım. Figürlerden başlıyoruz. Bu arada figürlerden bahsetmeden önce hemen şu ışıktan bahsetmek istiyorum. Ben bu ışığı çok seviyorum. Namco'nun en değerli oyunlarından bir tanesi arkadaşlar. Nedir bilen var mı? <laughs> Pac-Man. Pac 1980 yapım bir oyun. Arcade'de o zaman çok meşhurdu. Yani aslında Namco'yu Namco, yu Namco yu yapan oyundur arkadaşlar. 1980'den önce Atari vardı. Atari çok meşhurdu. Space Invaders var mesela. Şu anda üzerimde gördüğünüz tişört arkadaşlar. Bu oyunlar gerçekten oyun dünyasına katkısı çok büyüktür. Mart Kombat Scorpion büstü arkadaşlar. Bu birebir boyutta. Scorpion bu arada benim Mart Kombat'ta en sevdiğim karakterdir arkadaşlar. Bununla birlikte hemen yanında Mart Kombat 9'dan bir heykel görüyorsunuz. Mart Kombat 9 biliyorsunuz arkadaşlar orijinal oyuna tekrar dönüş yapmıştı. PlayStation 3 döneminde remake yapmıştı. Scorpion ve sub kapışmasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Amerikan versiyonu. Şu da <laughs> gariban Avrupa versiyonu. Bunlar aslında aynı koleksiyonun parçaları. Ama Avrupa'daki çok küçük. Amerikan versiyonu çok farklı. Yani inanılmaz farklı. Mortal Kombat'ın hemen altında God of War ile ilgili bir köşemiz var burada. Poseidon figürü. God of War Ragnarok figürü var ki arkadaşlar torun çekici. Gerçekten birebir boyutta ve çok detaylı. Deri kaplama. Bunların arkadaşlar kutu açılım videolarını kanalımızda bulabilirsiniz. Hemen yanında 2018 God of War'un heykeli var. Kratos ve oğlu Atreus'un avlanması. Brock ve kardeşi, ikiz kardeşi, demirci kardeşlerin el oymasından yapılmış minik figürleri var. Hatırlarsanız 2018 God of War'un oyunun açılış ana menüsünde de yerde görmüşsünüzdür arkadaşlar heykellerini. Bu heykeller o heykeller. Brock'un zar seti kesin içinde. Biliyorsun sihirli zarları var onun. Kratos'un oğlu Atreus'un şekil değiştirebiliyorsunuz biliyorsunuz. Ayı, kurt ve doğan kuşu. İnanılmaz kalitede güzel metal pinleri. Torun çekicinin hemen altında da kesinin üzerinde sihirli bir yüzük var. Odin'in sihirli Draupnir yüzüğü arkadaşlar. Kratos bunu parmağına takıyor. Yüzüğü taktığında avuçlarını sıkarak mızrak çıkartıyordu. Odin'in Draupnir yüzüğü. Hemen şurada iki tane harita var. God of War haritası. Bunları es geçmeyelim. Bunlar kadifeden gerçek kumaş üzerine baskılı haritalar arkadaşlar. Bir tanesi Dokuzlar Gölü'nün haritası. Bir diğeri ise Diyarlar haritası arkadaşlar. Oyun içerisinde gizli olan bölümleri de bu haritalardan görmemiz mümkün. Bir üst rafa geçelim. Mortal Kombat'ın zaten figüründen bahsetmiştim. Days Gone. İlk çıktığında sorunlar yaşatsa da çok güzel, çok keyifli bir oyundu. Deakin St. John ve motoru ile birlikte bir zombiyi <laughs> kafadan deldikten sonraki oturduğu post. Gerçekten çok detaylı. Bakın gazeteler, üzerindeki yazılar dahil. Her şey detaylı bir şekilde görünüyor. Marvel Spider-Man boss'un üzerine çökmüş. Çok sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Insomniac Games'in. Şu da arkadaşlar ben müziği çok sevdiğim için eşimin bana hediyesiydi. Kulaklık dinleyen ben. Ben oluyorum bu. <laughs> Beyni resmetmiş. Bu üst rafı da bitirdik. Hemen ortaya geldiğimizde Nathan Drake. Bu figüre bayılıyorum arkadaşlar. Çok çok sevdiğim bir figür. Nathan Drake. Uncharted 4'ten bir sahne. Ayak izleri, yerdeki çamurun ıslaklığına kadar tüm detaylar yapılmış çok sevdiğim bir figürdür. Onun yanında tabii ki çok özel bir figür var ki o meşhur gitar çalma sahnesi Last of Us Part 2'den bir sahne. Bu da çok detaylı. Bakın arkasındaki sırt çantasına oklarına kadar hepsi mevcut. Hemen arkada dikkatinizi çektim bilmiyorum ama şurada ortada arkadaşlar. Elinin bilekliği var. Neil Druckmann'ın iki değerli oyununun figürü. Onun hemen yanında resmi PlayStation lisanslı PlayStation 1 görünümlü bir cüzdan var. Gerçekten şu logoyu çok seviyorum. Bir alttaki rafta arkadaşlar Ferrari plakası var. Ferrari'nin 2004 yılındaki zaferlerine bayılıyorum arkadaşlar. O yarışları çok seviyordum. O dönem çok keyifliydi. Takip ediyordum ama artık fazla takip edemiyorum. Hemen yanında Mart Combat Fight Stick, Arcade Stick. Çok çok güzel bir kontrolcü. Şurada bir double setim var. Roland TD17. Hemen onun yanında da yine arkadaşlar müzikleri coverladığım Pioneer DJ setim var. Bunları birlikte ikisini bir kombin olarak kullanıyorum. Sol köşeye geçtiğimizde şurada birkaç tane açık oyun görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar özel koleksiyonlar. Bunların her biri metal kutu. Days Gone, Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat serileri. Hemen altta Spider-Man, Uncharted 4. Bunlar çok gerçekten çok değerli kutular. Last of Us 2 metal kutusu. Bir tarafta Eli var, bir tarafta Abby var. Bunlar birbirine küs. <laughs> o yüzden sırt sırta vermişler. Konuşmuyorlar. Burada da God of War 2018 ve God of War Ragnarok'un meta kutusu. Bu 2018, bu da God of War Ragnarok. Evet, böyle sağ köşeyi bitirdik. Burada da çok sorulan bir şey, televizyon arkadaşlar. Televizyon 4K Sony Bravia 85 inç bir TV. Hemen sağ tarafında PlayStation 5 var. Hemen yanında geçen gün biliyorsunuz incelemesini de yaptım arkadaşlar. Neo Geo'nun 40. yılına özel bir Arket makinesi. Bunun da incelemesi kanalımızda var. PlayStation 5 oyunları var. İncelemeleri zamanında ulaştırabilmek için dijital oluyorum. O yüzden fiziksel diske pek zamanım kalmıyor. PlayStation 3. Nintendo Switch. Diğer sorulan şey ise arkadaşlar Razer logosu. Bu arada buradan sevgili sponsorumuza sevgiler gönderiyorum. Ve ayrıca çok teşekkür ediyorum arkadaşlar her zaman yanımda olduğu için. Şimdi Razer logosunu satın almak isteyen kardeşlerimiz oluyor. <laughs> arkadaşlar satılık var mı? Nereden alıyorsun diye. Arkadaşlar bu satılık değil. Sponsorumuzun bize gönderdiği özel yapım bir ürün. Satılık yok ne yazık ki. Satılık değil. O da bilginize. Hemen şurada sağ yukarıda film koleksiyonum var. Ben süper kahramanları çok seviyorum arkadaşlar. Daredevil'dir, Hulk'tur, Spider-Man, Fantastic 4'lü, X-Men, Wolverine ve birçok film var. Tabi arkadaşlar DVD'nin olduğu dönemde Netflix yoktu. DVD bitince de yerine Blu-ray aldı. Blu-ray'lerde arkadaşlar Matrix, Matrix serisi gerçekten çok değerli bir üçleme. Lord of the Rings yine bu üçleme çok önemli. Alien serileri, Ridley Scott'un filmleri, çok sevdiğim Back to the Future serisi arkadaşlar. Bir de film önereyim arkadaşlar size. Liam Neeson'dan Taken filmi. Mutlaka aksiyon filmlerini seviyorsanız izlemeniz gereken yapımlardan bir tanesi. Hemen yanında 10 CD'den oluşan Matrix antoloji serisi var. Eğer Matrix üçlemesini tam olarak anlamak istiyorsanız arkadaşlar The Animatrix animasyon filmini mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Filmleri bitirmişken arkadaşlar ses sisteminden de bahsedeyim. Pioneer TrueHD DTS ses sistemi var. Televizyonun hemen solunda Xbox Series X var. Şöyle sağ üst raftan başlayalım. Asus geçen yıl başında 3 tane çocuğun dileğini gerçekleştirmişti arkadaşlar. Konsoluk ailesi adına çok ince düşünmüş bir hediyeydi. Çok mutlu olmuştum gerçekten. Onun hemen yanında TikTok ödülümüz var arkadaşlar. Bilmeyen kardeşlerimiz için hatırlatayım. 2023 yılı en iyi içerik üreticisi seçilmiştik. Yani kaliteli içerik üreterek her platformda başarılı olunabiliyormuş. Bunu görmüş olduk arkadaşlar. Benim yanımda ve beni destekleyen herkese tekrar teşekkür ediyorum buradan. PlayStation 4 koleksiyon oyunlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi abi en çok sevdiğin oyun nedir diye. Talos Principle en sevdiğim oyunların başında geliyor. Bu oyun arkadaşlar birinci şahsın oynanan bir platform oyunu aslında ama puzzle platform oyunu. Gerçekten zor bir platformdur ama gerçekten çok değerlidir. Bu arada eski bir oyun yani grafiklerine falan bakarsanız şu anda eski ama ikincisi yenisi geldi. Daha çok zihinle beyinle oynanan bir oyun. Yani görsellerden daha çok puzzle'lar üzerine yoğunlaşılan bir oyun. Diğer bir çok sevdiğim oyun da Tetris arkadaşlar. Tetris'i çok severim. Yani Tetris'i oldum olası severim. Hatta şurada Tetris'i de göstereyim size. <laughs> arkadaşlar şu Tetris var ya şu Tetris. 1990'larda o kadar meşhurdu ki yani herkese dayılarda, amcalarda, babalarda, abimizde herkesin böyle gömlek cebinde olurdu. Yani sabah akşam oynardık. Çok basittir ama gerçekten beyin ister. Onun hemen yanında sap retro el konsolu var arkadaşlar. Bunda retro oyunlar oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda televizyona da bağlanabiliyor ve ekstra kolu da var arkadaşlar. Ekstra kontrolcüsü de var. Bununla ilgili inceleme yapacağım. Fırsatım olmadı ama İlk fırsatta yapacağım arkadaşlar. Onu da göndereceğim. Çok konu dağılmasın. Nerede kalmıştık? <laughs> Insight Limbo. Bakın bunların böyle disk versiyonu falan bulmak kolay değil arkadaşlar. Ben böyle mini indie game'leri, bağımsız yapımları çok seviyorum. Doom, Wolfenstein serisi 1990'lardaki en meşhur. Aynı zamanda FPS oyunların atası diyebileceğimiz oyunlar arkadaşlar. Aha bakın ne var. Outlast. Outlast disk versiyonu arkadaşlar. Outlast biliyorsunuz ülkemizde PSN üzerinde yasaklandı. Yasaklanan bir oyun olduğu için bulmak da zor. Fiziksel versiyonu o yüzden çok değerli. Outlast 1, Outlast 2 ve Outlast Whistleblower adında 3 tane tam Outlast oyunu bu kutunun içerisinde. Fallout 4'ü çok severim. En sevdiğim rol yapma oyunlarından bir tanesidir arkadaşlar. Dishonored serisi. Bunları şiddetle öneriyorum. Her ne kadar grafik tarzı Türkiye'deki oyuncu kitlesine tam hitap etmese de benim için çok çok değerli bir oyun. Metro serisi. Metro'da çok çok güzel indirimlerde şu son zamanlarda. Ve Bioshock serisi. Kesinlikle bir oyuncunun mutlaka oynaması gereken rol yapma aksiyon oyunlarından bir tanesidir kendisi. Hemen alt rafta Konsolok 100.000 plaketi. Kardeşlerim gerçekten çok değerli. 100.000'e o kadar zor geldik yani hiç kolay değil. Gerçekten hiç kolay değildi. Yaklaşık 11 ay oldu, 11 ay önce 100 bindik. Şu anda 500 bine doğru gidiyoruz. Bakalım neden olmasın belki 1 milyon plaketi, altın plaketi de yanına koyarız. Sizlerin sayesinde arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Oyunlarımızın en başında Red Dead Redemption var, Tomb Raider, Grand Theft Auto, The Last of Us Remastered, Uncharted serisi, Ghost of Tsushima, God of War, Horizon, Resident Evil, Hellblade, Just Cause, Sniper Assassin's Creed, Mortal Kombat dövüş serileri, Gran Turismo gibi, Burnout, Dry Club gibi çok değerli klasikler var. Bir önceki vlogda arkadaşlar PlayStation 3 oyunlarına fazla değinmedi mi yazan yorumlar görmüştüm. Onlardan da hemen kısaca bahsedelim arkadaşlar. PlayStation 3 oyunları önerir misiniz demiştiniz. Arkadaşlar şuradaki gördüğünüz bütün oyunları rahatlıkla öneririm. Bu arada arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Uncharted 4'teki hazineden bir parça. Birebir replikası arkadaşlar. Hemen şöyle koleksiyona bakarsak. Heavy Rain, Beyond Two Souls, Batman serisi, Killzone, Crisis serisi, Fear, Hitman, Tekken, Tom Raider, Mortal Kombat, Call of Duty serisi ki şu gelmiş geçmiş en iyi Call of Duty'dir arkadaşlar. Modern Warfare 1 aslında. Call of Duty 4 diye geçer. Bunun remaster'da da çıktı. Hatta şu anda indirimde önermiştim. Red Dead Redemption 1. Bakın 1 bu. <laughs> ismi gibi kırmızı kutusunda. Grand Theft Auto Nikon'un Complete Edition arkadaşlar bu. Grand Theft Auto 4 Liberty episodları ile birlikte muhteşem bir koleksiyon. Max Payne, Sniper, Far Cry, Dirt, God of War'lar. PlayStation 3 koleksiyonu da bu şekilde. Yukarı gelirsek gözden kaçırmayalım. Bunlar çok çok değerli. 1994-95'te Noyan arkadaşım Noyan almıştık arkadaşlar. PlayStation'ı aldığımızda, PlayStation'ın ilk çıktığında ilk aldığımız çıkış oyunlarından bir tanesidir. Evet 1994 arkadaşlar. 1994'te almıştık. Aynı şekilde Namco'nun bir diğer oyunu Rich Racer. Hemen onun yanında, bilmiyorum dikkatinizi çektim ama şuradaki logoyu görüyor musunuz arkadaşlar? Logo, Dreamcast logosu. Bizim Dreamcast ilk çıktığında arkadaşlar, 22-23 sene önce ilk aldığımız oyunlardan bir tanesi. Dreamcast oyunu görmek ne demek? Size spoiler veriyorum. Bakalım Dreamcast ile ilgili ne video gelecek? Bunu yakında göreceksiniz arkadaşlar. Doom, board game yani masaüstü oyunu. Ve onun hemen yanında Bioshock'un Collector Special Edition'ı ki bu koleksiyonun içerisinde oyunun yanında bir de Winley Plak var. Oyunun soundtrack'ı var arkadaşlar. Çok kıymetli bir parça çok sevdiğim şapkalar var arkadaşlar. Onlardan da bahsetmeden geçmeyelim. PlayStation 4 şapkası, Injustice'ların şapkası arkadaşlar. Bir diğer özel koleksiyon Dreamcast. Bu Dreamcast ile ilgili güzel bir video çok yakında. Şapkaların altından devam edelim. Burada benim en çok sevdiğim, en çok değer verdiğim oyunların artbookları var. Yani sanat kitapları var arkadaşlar. Mortal Kombat, God of War, bu arada Cory Barlog imzalı kartpostal da var içinde arkadaşlar. Spider-Man, Days Gone, Uncharted 4, Last of Us artbookları, metal pinler var arkadaşlar. Bu arada buradan Eastergames Mete kardeşime selam gönderiyorum. Ona bir pin sözüm vardı. Bu metal pinlerden bir tanesi hediye edeceğim. İlk fırsatta, ilk görüştüğümüzde vereceğim kardeşim. Evet devam ediyoruz. Onun hemen yanında Days ile ilgili metal pinler ve Mortal Kombat'ın metal sınırlı sayıda koleksiyon kartı. Şöyle geriye doğru geldiğimizde Razer Blade 16'yı görüyoruz. Kanalımıza incelemesini yapmış hatırlarsanız. Bir oyun canavarı. Arkadaşlar 4080 ekran kartına sahip ve parmak kadar ince. Taşıması çok kolay. Yanınızda her yere götürebiliyorsunuz. İstediğiniz her yerde oyun oynayabilirsiniz. Ya da arkadaşlar komple bütün iş stüdyonuzu, işinizi, gücünüzü, her şeyi yanınıza taşıyabilirsiniz. Çalıştıramayacağı program ya da oyun yok. Bu arada arkadaşlar farkına vardınız mı bilmiyorum ama PlayStation logolu altta bir tişört var. Bu tişörtü 1995'te İngiltere'den almıştım arkadaşlar. Hala bakın 1995'ten beri baskısı falan gitmedi. Gerçi çok fazla giymedim ama yine de ne baskısı ne rengi hiçbir şekilde atmadı. Bu köşeyi bitirmeden önce simülasyon sisteminden de bahsetmek istiyorum. Placid Race Pro kullanıyorum arkadaşlar koltuk olarak. Thrustmaster T300 RS de direksiyon seti kullanıyorum. Force Feedback'li. Zaten Gran Turismo serisinden beni izleyen kardeşlerim takip ediyorlardır, biliyorlardır. Tüm kariyer serilerini arkadaşlar, yarış oyunları bu sistemle tamamlıyorum. Sıra geldi yayıncı köşesine. Ekipmanlarımızın olduğu, yayınlar yaptığım, size videolar hazırladığım köşe arkadaşlar. Çok ışıklı re renkli bir köşe. Işıkları bilerek kısmadım ki arkadaşlar. Benim neler gördüğümü, ne gibi şeyler yaşadığımı hissetmenizi istedim arkadaşlar. Gerçekten çok aydınlık, çok ışık, bilgisayarlar ışık, dikkat dağıtacak burada çok şey var. O yüzden arkadaşlar bazen kardeşlerim diyor ki abi işte ben canlı yayında bana cevap vermiyorsun ya da yorumlarıma cevap vermiyorsun gibi düşünüyorlar. Ama arkadaşlar herkese yetişemiyorum. Bir de çok fazla ışık var. Çok fazla gözümüz yoruluyor. O yüzden göremedim kardeşlerim. Kusura bakmasınlar. İnanın hiçbir şey kasıtlı değil. Şurada ilk ekranda arkadaşlar 4K ekranım var. Burada 4K'da burada oyunları oynuyorum size. Oyunları oynadığım ekrandan hariç Şurada yukarıda bir ekran var. Oradan da yayınları takip ediyorum arkadaşlar. OBS kullanıyorum. Ondan sonra hemen alttaki bir diğer 4K monitör var. Bu 4K monitörden de arkadaşlar canlı yayınları ve chatleri takip ediyorum. Ayrıca şurada küçük bir tabletim var arkadaşlar. Eğer canlı yayınlar sırasında mola vermem gerekiyorsa, mutfağa gitmem gerekiyorsa o zaman tableti yanıma alıyorum. En azından chati kontrol ediyorum her şey yolunda mı değil mi diye. Buradan sizi takip edebiliyorum. 4K monitörün hemen yanında Asus'tan beyaz meleğim var. Gaming Gen TR'de Asus'la birlikte bu beyaz meleği toplamıştık. Çok severek toplamıştım. 4070 ekran kartı var. Bununla birlikte içinde Kratos figürü var. Kratos'un Rage figürü var. Bilgisayar kar beyaz olunca ekipmanları da beyaz yapmak istedik. Razer'den klavyemiz, mouse'umuz her şey beyaz arkadaşlar. Ayrıca kulaklığımız da beyaz. Klavye olarak Deathstalker V2 Pro'yu seçtim arkadaşlar. Çünkü çok ince ve hafif bir tasarıma sahip. Mouse olarak da Deathheader V3 Pro kullanıyorum. Çok hafif hem kablolu hem de kablosuz kullanılabiliyor arkadaşlar. Kulaklık olarak da Black Shark V2 Pro kullanıyorum. Bu bence yapılmış en iyi yayıncı kulaklıklarından bir tanesi arkadaşlar. Çok güzel mikrofonu var. Yani eğer yayıncılığa yeni başlayacaksanız ekstra bir mikrofon almadan sizi uzun süre idare eder arkadaşlar. Kanınızı belli bir boyuta getirene kadar bu üzerindeki mikrofon yeterli olacaktır. Ayrıca kulak yastıkları, kumaştan ve ses yalıtımı gerçekten çok iyi. İster yayıncı olun ister profesyonel oyuncu olun arkadaşlar. Black Shark V2 en iyi kulaklıklardan bir tanesi. İki ekran arasında arkadaşlar bir panel var. Dijital bir panel var. Razer'da Stream Controller olarak geçiyor arkadaşlar. Burada logoları açıp kapayabiliyorum kayıt alabiliyorum, kaydı durdurabiliyorum, yayın açabiliyorum. Tüm kontrollerimi, ses kontrollerimi hepsini buradan size en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunun yanında şurada dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu bir gamer sound var arkadaşlar. Leviathan X diye geçiyor. Çok küçük, kompakt ama aynı zamanda çok kaliteli sesi sahip. Ama her şeyden önce şu açılış kapanış sesine hastayım arkadaşlar. Bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Bütün gün bunu yapabilirim. <laughs> Bazen takılıyorum arkadaşlar bunlara. Gerçekten çok tatlı yapmışlar. Sıra geldi bir yayıncının en önemli aksesuarlarından bir tanesine arkadaşlar. Kamera. Kamera biliyorsunuz geçtiğimiz sene çok berbat bir kameram vardı. Görüntü kalitesi çok düşüktü. Uzun süredir değiştirmek istiyordum ve bu sene arkadaşlar nasip oldu değiştirdik. Fuji filmden XH2S kullanıyorum arkadaşlar. 16 mm prime objektif var. Çünkü arkadaşlar odam karanlık olduğu için böyle bir objektife e ihtiyacım vardı. Bu arada arkadaşlar Fuji Film Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Ürün seçerken her konuda her aşamada bana yardımcı oldular. Onlara destekler için tekrar teşekkür ediyorum buradan. XH2S 4K 120 kareye kadar çok kaliteli görüntüler kaydetmemi sağlıyor arkadaşlar. Tüm günümü bu yayıncı köşemde geçiriyorum arkadaşlar. Siz için hazırladığım videoları, yaptığım canlı yayınların hepsini buradan sunuyorum. Editlerimi burada yapıyorum ve gerçekten neredeyse hani bir yatak atmadığım kaldı. Bütün günümü burada geçiriyorum arkadaşlar. Yorucu oluyor. Yayıncılık hiç kolay değil. Gerçekten zor ama bir o kadar da eğlenceli. Çünkü sevdiğiniz insanlar, sizi seven insanlarla birlikte etkileşime giriyorsunuz ve sizin yaptığınız videoları izleyip takipçilerinizin ve abonelerinizin mutlu olduğunu görmek sizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ne kadar yorucu olursa olsun dünyanın yine de en güzel mesleklerinden bir tanesi arkadaşlar. İyi ki varsınız. Lütfen desteklemek adına abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve istekiniz olsa yorumlara, istekiniz yoksa arkadaşlar yorumlardan selam göndermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde, oyunlarda ve tabii ki arkadaşlar vloglarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.